huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, şimdi sıkıntılı insan, sıkıntısız insan daha doğrusu, yok gibi. Bütün bu sıkıntılarında e, bize gelen sorulardan da anlıyoruz ki, insanlar acaba ben bu sıkıntının içerisine nereden düştüm müntelaşında. Yani bu, bunun arayışı içerisinde. Sebebini bir bulayım da onu yok edeyim. Bu sıkıntı da benden gitsin gibi. Böyle bir düşünce var, mantık var. Şimdi onu soralım o zaman bizde. Belli bir se e, sebebi var mıdır? Yani bu insanların içine düştükleri durumun, e, sıkıntıların belli bir sebebi var mıdır? Şundan 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 oluyor bu sıkıntılar başımıza geliyor denebilir mi? Mustafa Bey, ehl-i sünnet alemlere sıkıntıların geliş sebebini üç başlık altında bildirmişler. Birincisi, insanın işlemiş olduğu günahlardan dolayıdır. Bir. İkincisi bu kul dua etmiştir. Ya Rabbi işte şu sevgili kuluna beni komşeyle eyle. Resulüne aleyhissalatü vesselam beni komşu eyle. Ve bana cennette yüksek dereceleri ihsan eyle. Büyük bir şey istemiştir yani. Büyük bir şey istemiştir. Ee, bunun bedeli olarak ahiretteki derecesinin yükselmesi için buna sıkıntı gönderiliyor. Evet. iki. Üçüncü olarak da Ehl-i e Sünnet buyuruyorlar ki, dünyayı Cenab-ı Hak yeri olarak yaratmıştır. Bir hadis-i şerif naklediyorlar. Hadis-i şerifte insan iman ettikten sonra kendi haline bırakılmaz. İman ettikten, i̇man ettikten sonra, sonra, da kendi haline bırakılmaz. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Nasıl ki buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ali hadis-i şerifte sarı bir maden yani bize getirseler altın deseler biz altın diye kabul ederiz. E, ee, nitekim daha yakın zamanda çıktı böyle. Bir tane külçe altın diye satmışlar taşı. Boyamışlar etmişler. Evet. Bilemeyiz yani. Hani biz aa taşı almış falan bana da getirseler ben dayanamam. Ama kuyumcu bilir onu. E, diyelim ki tanıyamadı ateşe atar buyuruyor. hadis Hani biz biraz genişleterek naklediyoruz hadis Şerif'i de. Hadis-i Şerif'te işte nasıl ki o sarı madenin altın olup olmadığı ateş vasıtasıyla anlaşılır ise insanlar da imanında kavi mi, sağlam mı, usulen mi inanıyor, pamuk ipliğiyle mi bağlı, çelik halatlarla mı bağlı bela ateşine atılır buyuruyor. Yani üçüncü belaların geliş sebebi de imtihan içindir buyuruyor. Ya günahları sebebiyle geliyor, ya derecesinin yükselmesi için geliyor veya Cenab-ı Hak onu imtihan ediyor hiçbir sebep yokken Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Gerçekten samimi değil mi? Gerçekten bu yaptıklarını allah Teala rızası için mi yapıyor yoksa yapmıyor mu? Çünkü e, Evliya-i Kiram mesela e, anlatılırken zaten Evliya'nın halleri anlatılıyor. Evliyalık hali anlatılıyor. E, sıkıntılı zamanlarda ve neşeli zamanlarda hali değişmemesi buyuruluyor. Evliyalık hali yani. Mi? Evet sıkıntılı zamanda ve neşeli zamanda halinde bir değişiklik görünmemesi. Halinde bir değişiklik görünmemesi. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler, hatırlarına gelebilir. Ya siz ne söylüyorsunuz, ne anlatıyorsunuz? Bu mümkün mü? Olmuş. Var çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullar içerisinde onu sevgili kullarında hayatlarını okuyunca görüyoruz. Var. Yani bir dert ve bela anında da hali değişmiyor. Nimet geldiği zamanda da değişmiyor. Her ikisinde de hali devam ediyor. mesela hatırımıza gelenlerden bir tanesi İmam-ı Azam Ebu Hanife Allah teala hazretleri talebelerine ders verirken ticaretle meşguldü. İthalat ve ihracat tüccarıydı kendisi. Talebenin bir haberci geliyor, kulağına eğiliyor. Diyor ki efendim bir haber geldi. sizin mallarınızın yüklü olduğu geminin battığı haberi geldi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri biraz düşünüyor. Ondan sonra elhamdülillah diyor. Ders vermeye devam ediyor talebelerine. Talebenin birisinin dikkatini çekmiş ama Aradan birkaç saat geçiyor. Başka bir haberci geliyor. Diyor ki, "Yaklaşıyor efem." diyor. Yanlış bir bilgiymiş. Yanlış habermiş. Sizin e, malların yüklenmiş olduğu gemi limana yanaştı. Mallar indiriliyor. Biraz daha düşünüyor böyle. Ondan sonra gözünü açıyor. Elhamdülillah diyor. Yine derse devam ediyor. Ders bittikten sonra o talebe diyor ki, "Efem" diyor. "Özür dilerim, anlayamadım." "Gemi battı. Elhamdülillah. Kurtuldu gene elhamdülillah." dediniz. Yani mallar gitti, elhamdülillah dediniz. Evet. Mallar kurtuldu, gene elhamdülillah dediniz. Bunun sebebi nedir? Sebebi nedir? Cevaben buyuruyor ki... ...malların battığı haberi geldiği zaman... ...malların battığı haberi geldiği zaman... ...kalbimde bir üzüntü meydana geldi mi gelmedi mi ona baktım buyuruyor. Hı, mallarım gitti diye. Gitti diye. Üzüntü meydana geldi mi diye baktım. Elhamdülillah Cenab-ı Hak... ...beni o, o... ...yani kendi sevgisini, sevdiklerinin sevgisini... ...kalbime yerleştirdiği için... O mala karşı herhangi bir muhabbetim olmadığı için üzülmedim. Bunu veren Rabbim de buyuruyor. Onun için elhamdülillah dedim, Rabbime şükrettim. Sonra malların kurtulduğu haberi geldi. Bu sefer de ya mala biraz muhabbetim falan kalmış mı acaba diye kalbimi dinledim. Bir sevinme alameti var mı kalbimde? Baktım yoktu. Bunu da bana Rabbim ihsan etti. Onun için Rabbime şükrettim elhamdülillah dedim. Yani sabit burada dururken bir yumruk şuradan yedi, sallanmadı. Bir de buradan yedi, gene sallanmadı. Gene sallanmadı. Gene sallanmadı. Evet. Dolayısıyla peki insanın işlemiş olduğu günahlardan dolayı kendisine bela ve musibet gelmesi, bela musibet, bu nimettir buyuruyor. Evet. Cenab-ı Hak merhamet ettiği veya sevdiği kullarına ikaz için gönderir. Hastalık gönderir, dert, bela, sıkıntı gönderir. Yahut da o bir işe başlamıştır. Yahut da bir makam sevdasındadır. Evet. O makamı ele geçirmek için uğraşıyor. O makama geçince de ahiretini yıkacak. Allahu Teala merhamet ettiği için bazı kullarına ihsanda bulunuyor. Dert ve bela gönderiyor. O da ona kavuşamıyor. Çünkü o makam ve hatta o para onu azdıracaktı. Ve hatta o şöhret onu azdıracaktı. Nitekim olmamış mı? Çok kişi şöhret, perişan etmiştir. Çok kişiyi para perişan etmiştir. Çok kişi makam perişan etmiştir. Dolayısıyla buradan şu anlaşılmasın. Efendim şöhret makamda, makam da, para da kötü mü? Değil. Ama bunlar iyiye kullanıldığı zaman, mesela Süleyman Aleyhisselam çok zengindi. Evet. Yani hiç kimsenin sahip olmadığı saltanatı sahipti ama peygamberdi. Kötülenmemiştir. Mal kötülenmemiş, makam da kötülenmemiş. Orada da halinin değişmemesi evet. söz konusu yani. Süleyman Aleyhisselam hali değişmediği gibi Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye de aynı şekilde metusena ediliyor. Peygamber yani. Evet, peygamberdir. Ne güzel kul diye de metusena ediliyor. Dolayısıyla diğer müminlere gelen dert, bela, hastalık onun günahlarına kefarettir. Peki yani günahların af olmasına Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açık net Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük karşılık görecektir. Hemen estağfurullah efemen ya'mel mithqale zerratin hayran yara ve men ya'mel mithqale zerratin şerran yara sadakallahu lazim. Zerre kadar iyilik de karşılık görecek, kötülük de. Dolayısıyla efendim ben yaptım, ben söyledim, benim yanında kalmayacak. Hiç kimsenin yaptığı Söylediği yanına kar kalmaz onun yaratan hesabını soracak. Evet. Ama dünyada bunu aynı şekilde bunun cezasını veriyorsa ahirette vermeyecek. Onun için bir yerde ödenmesi lazım. Bu sebepten dolayı müminin başına gelen bela, musibet, sıkıntı eğer sabrederse günahların affına sebep olur. Peki derecesinin yükselmesi için hani günahları bitti. Hatta kitaplarda ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Efendim bir kimsenin başına çok sıkıntı geliyorsa, çok bela geliyorsa çok mu günah işlemiş? Hayır değil. Çok affedildiğinin alamettir. Veya onun derecesi yükseliyordur. Veya hiçbir sebep yok ki günah işlememiş cenab Hak bela vermiştir, bela göndermiştir, sıkıntı göndermiştir, hastalık görmüştür, göster, ona Gönder, göndermiştir. göndermiştir. E peki bu nedir? O da imtihandır. İmtihan etme yetkisi Allah-u Teala'ya aittir. Şimdi Nahid suresinin 34. ayet-i kerimesine mealen allah Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar azabı acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleridir. Böylece kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar. Bu ayet kelimeyi kerimeyi naklediyor ehl-i Dolayısıyla e, müminin başına gelen dert, bela, musibet genelde işlemiş olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Hak kendisine fırsat veriyor, tövbe et. Veya bunun bedelini burada ede. Hatta e, bir beyt vardır, haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Bu beyit, bu Nahl Suresinin 34. ayet-i mülhemdir. Oradan ilham anlara kalınmıştır. Peki, bir de şu var, mesela cennet nimetleri sonsuzdur buyuruyor. E sonsuz olan bu nimetlere kavuşmak için bedava vermiyorlar. Hani derler ya tabiriyle, hem 25 kuruş hem şoför mahalli. Aa yok, değil. Herkes bedelini ödeyecek. Cennet nimetlerine, sonsuz cennet nimetlerine kavuşacak olan kimse de e dünyadaki o sıkıntılar, dünyada allah Teala'nın göndermiş olduğu dert ve belalara sabretmesi gerekir. Demek ki tek bir şey üzerine oturtmak, aa işte bunun başına bela geldi, o işte hep böyle kötülük yaptı, günah işte ondan geldi demek yanlış. Belki derecesi yükseliyordur. Belki de o anda imtihandadır. allah Teala eğer onu kınayacak olursak kaldırır bize gönderir. Onun için böyle olanlara da dua etmeli, yardımcı olmalıdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü Hocamız hepimize lazım olabilecek bir konuda bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü 80 salavat getirenin 80 yıllık günahı affolur. Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. Dünya geçicidir burada kalınmaz Ne kadar mal olsa murat alınmaz dururken mahluka tapma şeytana o yokta yolundan sapma haramlara dalıp deni Azı topladım mı yola çıkma ışık edindin mi aydınlanma iki melek gelir sorma Çözerler belin koşalım gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir, örtündü şeyin. Yürü dünya yürü, sonun bir andır, bin yılından sonra. Haran apartmanın arkada kalır Ummadın gelir hepsini alır Gayrılar yer içer senden sorulur Yürü dünya yürüsün bir andır Bin yıldan sonra Ker nekir gelir çınarları gibi, gözleri yanıyor şimşekler gibi, sorguya çekenler gök gürler gibi. Yürü dünya yürü son bir andı. bin yılından sonra. Cehennemin yedi dürlü yapısın Her birinin ateştendir kapısın Seksen yıllık yoldan gelir kokusun Yürü dünya yürü Tam ilmi hal, saadeti ebediye. Şarkı, çalgı ve tambur dinlemek ve raks, dans seyretmek ve Hazreti Hasan ile Hüseyin'in radıyallahu anhüma şehit edilmelerini, Kerbela vakasını anlatmak, yazmak Müslümanlığa yakışmaz. Zamanımız şeyhleri, tarikatçılığı bunları yapmak şekline soktular. Din büyüklerinin resimlerini yaparak ziyaret ediyorlar. Bunları ziyaret Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur diyorlar. İslamiyette böyle şeyler yoktur. Görmeden uydurma yapılan resimlere büyüklerin ismini koymak iftira olur. Allahü Teala bunlara tevbe etmek nasip eylesin. Nevruz günü ve Noel gecesi mecusiler gibi bayram yapmak kâfirlere teşebbüh olur. Tarikatçılar, şeyhler bu çirkin işleri yapınca müritlerine numune olur, senet olur. Onlar da bu felakete, bu akıntıya kapılırlar. Hakiki Müslümanlık takva ile olur. Şirkten ve haramlardan sakınmakla olur. Katte hallerin hasıl olması ve bazı şeylerin keşfolunması, görülmesi ve fen bilgilerinin dışında akılları şaşırtacak işlerin yapılması kâfirlerde de hasıl olur. Riyazetler çekmek, belli şeyleri ibadet olarak yapmak, muska yazmayı, hastaları, büyülenmiş olanları okumayı, üflemeyi sanat haline getirmek din işleri değildir cahilleri, ahmakları toplamak ve dünyalık ele geçirmek için yapılmaktadır. İslamiyette bunların kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. İslamiyette kıymeti olan ve ehemmiyeti olan ve insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran şey ancak onun resulüne, peygamberine sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem uymak, o yüce peygamberin izinde bulunmaktır. eshab kiramın ve ehl-i beyt-i izamın radıyallahu anhüm yolu budur. kuran ı Kerim bu yolu göstermek için gönderilmiştir. Allahü Teala hepimizi sevgili peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eshab kiramın ve ehli beyt-i izamın yolunda bulundursun. Amin. Dürrül Muhtar 5. cilt 481. sayfede diyor ki: Nevruz veya Mihrican Mart'ın ve Eylül'ün 20. günlerinde bunların isimlerini söyleyerek hediye vermek haramdır. Bu günleri bayram bilerek vermek küfür olur. Bu günleri tazim ederek kâfire yumurta veren kâfir olur. Bu günlerde bir şey satın almak da böyledir. Her zaman aldığını satın alırsa kâfir olmaz. Bezzaziye fetvasında diyor ki: Nevruz günü Mecusilerin bayramıdır. O gün Mecusilerin yanına gidip onların yaptıklarını yapmak küfürdür. O gün bayram yapan Müslümanın imanı gider de haberi olmaz. Noel günü ve gecesinde ve kâfirlerin Paskalya ve Yortularında onlar gibi bayram yapanında kâfir olduğu bu fetvadan anlaşılmaktadır. İsmail Fakirullah Hazretleri O Anadolu'nun en büyük manevi yıldızlarından biridir ki Fakirullah diye tanınır. 1656'da gelir dünyaya. İsmi İsmail'dir aslında. Soy olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas'a dayanmaktadır büyük veli. Tillo, zamanının en büyük ilim merkezlerindendir ve Allah dostları çoktur o yörelerde. Tillo da babasının vefatıyla onun yerine müderris olur. O, hayatının her saniyesini Rabbinin rızası doğrultusunda geçirmeyi servetlerin en büyüğü bilir. Dahası nefsini yola getirmek için sıkı riyazetler ve uzun yıllar harcamaz. Büyük evliyaların nazarlarının bereketiyle içinde alevlenen aşkı ilahiyle bunları hiç zorlanmadan yapar. Gün be gün manevi olarak yükselir. O komşuya ziyareti de hiç aksatmaz. Hatta bir akşam bir komşusuna taziye için gider. Daha sonra evden ayrılmak üzere bahçeye çıkar, fakat aniden bir boşlukta bulur kendini. Bir süre düşer aşağılara doğru. Evet, bir boş kuyuya düşmüştür İsmail Fakirullah. 15 metrelik bir kör kuyuya düşmüştür. Fakat Cenab-ı Hakk'ın muhafazasıyla bir yaralanma da olmamıştır. İsmail Fakirullah Hazretleri kuyuda bu sıhhatli haline şükreder. Ve Cenab-ı Hakk'a sığınır. İşte o anda kuyunun içi genişler, yemyeşil bir nur gelip çevreler her yanı. Hızır aleyhisselam, Abdülkadir-i Geylani Hazretleri ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ve daha birçok evliyanın ruhları orada hazır olur. O, bu harika hallerle kendinden geçer gibi olur. Ne dile gelir bu olanlar, ne kalemler yazabilesidir, ne söze gelebilesi. Sonra bu üç büyük, ona evliyalıkta pek büyük bir derece olan gavslık makamının müjdesini verirler. Ve kendisine bir şerbet içirilir ki, bu muhabbet şerbetidir. İçer içmez, geçer kendinden. Manevi perdeler açılır, ruhu anlatılamayan yüksekliklere kavuşur. Biraz sonra halk tarafından fark edilip kuyudan çıkarılır. Fakat İsmail Fakirullah Hazretleri içtiği muhabbet şerbetinin tesiriyle bambaşka bir haldedir. Bundan böyle o artık adeta yürüyen bir meşaledir ki için için yanmaktadır aşkı ilahiyle. Tam sekiz yıl boyunca bu aşk halinde kalır ve görüşmez kimseyle. Sadece Abdülkadir isminde biri vardır görüşebilen. İsmail Fakirullah Hazretleri bu halden kurtulunca talebelere evliyanın fezlerine kavuşturacak yolları ve incelikleri öğretir. O hastaların ziyaretçisi, fakirlerin sığınağı, Allah'a kavuşmak isteyenlerin en büyük rehberidir Tillo'da. Dargınlar onun arasıyla barışır, insanlar kaynaşır, kucaklaşır bereketiyle. Bir gün Tillo'nun kuzeyindeki bir kale beyiyle Van'daki bir paşa arasında bir anlaşmazlık olur. Şirvan beyi kendince haklıdır fakat paşa bin askerle kuşattığı kaleyi topa tutmak üzeredir. Gönüller onaran insanları birbirine girmek üzereyken İsmail Fakirullah Hazretleri teşrif eder oraya. İsmail Fakirullah Hazretleri paşaya bir mektup göndererek merhamet etmesini, bey asilik yapmışsa bile affetmesini ister. Fakat paşanın vazgeçmeye niyeti yoktur. Bulutlar emri ilahiyle koşar ve çok büyük dolular yağmaya başlar ki atlar kaçar. Askerler şaşkın bir halde koşuştururlar. Paşa bir evliyanın Allah dostunun sözünü tutmadığı için pişmandır ve aklı başına gelmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri, dört bir diyardan gelen talebelere nice ilimler ve marifetler kazandırarak memleketlerine güneş gibi doğmaları için gönderir. Kerametleri dolaşır dilden dile ve dini Cenab-ı Hakk'a kulluk, kullarına yardım ve şefkat ve İslamiyet'e hizmetle geçen ömrü 1734 yılında nihayet bulur. Büyük Evliya İsmail Fakirullah Hazretleri buyurdular ki, Tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek, Allahu Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Allahu Teala'dan razı olandan Allahu Teala da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Marifet İki dünya saadetidir. Muhabbetse ise göz bebeğidir. Muhabbet, marifetin meyvesidir. Marifetse ezeli hidayettir. Aşıkların kalpleri Allahu Teala'nın nuruyla aydınlanır. Konuşurlarsa dudaklarından nur saçılır. Dünya çocukların oyuncağıdır, hayaldir, batıl bir rüyadır, haraptır. Her şeyi bırak. Allah'a dön. İbadetlerin en üstünü Müslümanlara din ilmi öğretmektir. İlimlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o müminin miracıdır. Sen farzları vaktinde sünnetleriyle beraber kıl. Mümkünse cemaati de kaçırma. İslam ahlakı Ezan-ı Muhammedi İlmihal kitaplarında bildirilmiş olan belli kelimeleri akıllı bir Müslümanın belli şekilde okumasına Ezan-ı Muhammedi denir. Yani minareye çıkıp Arabi kelimeleri ayakta okumak lazımdır. Başka dillerde tercümelerini okumak manasını anlasa bile ezan olmaz. Ezan, beş vakit namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek için okunur. Erkeklerin mescidin dışında yüksek yere çıkıp okumaları müekket sünnettir. Kadınların ezan ve ikamet okumaları mekruhtur. Kadınların seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Müezzin efendinin mescidin dışında yüksekte ve yüksek sesle okuyarak komşulara duyurması lazımdır fazla bağırması caiz değildir. Ekber derken son harfi cezmederek durulur veya üstün okunarak vasledilir. Ötre okunmaz. Kelimelerin başına veya sonuna hareke, harf, met ekleyecek şekilde fazla teganni ile okumak ve bunu dinlemek helal olmaz. Salat ve felah derken, yüzünü sağa ve sola çevirmesi sünnettir. Ayakları ve göğsü kıbleden ayırmaz. Yahut minarede dönerek okur. İlk minareyi Hazreti Muaviye yaptırmıştır. Rasulullahın mescidi üzerine yüksek bir şey yapılmıştı. Bilal Habeşi buraya çıkıp ezan okurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e parmaklarını kulaklarına koymasını emre iledi. Ezanı oturarak okuması tahrimen mekruhtur. Müezzinin salih olması, ezanın sünnetlerini ve vakitlerini bilmesi ve her gün devamlı okuması Allah rızası için ücretsiz okuması sünnettir. Ücretle okuması da caizdir. Akil olmamış çocuğun ezanı sahih olmaz. Çünkü bunun sesi kuş ve alet sesi gibidir. Bunun için ezanı, kameti, operlörle okumak sahih olmaz. Fasıkın ezanına ve imamın tekbirlerinin nakletmesine güvenilmez. Bunun okuması mekruh olur. Müezzinin ezanı vaktinde okuduğunu, başkalarının da namazı vaktinde kıldığını bilmeleri şarttır. Vaktin geldiğinde şüphe ederek namaza duran kimsenin Vaktinde kılmış olduğu sonradan anlaşılsa bile, namazı sahih olmaz. Kâfirin, fâsıkın hazırlamış olduğu takvime uyarak kılınan namaz, sahih olmaz. Hoparlör, ezanın sünnetlerinin terk edilmesine sebep olan bir bid'attır. Ezan okurken ve namaz kılarken bu bid'ati kullanmak büyük günahtır. Bu ibadetlerin bozulmasına da sebep olmaktadır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Tekirdağ ilimizin Asudiye ilçesi olan, tarihi eserlerde güzel zengin olan, eski tarihi eserleri olan Osmanlı ilk devrine bir ilçesine Hayrabolu'ya geldik. Ve Hayrabolu'daki, şimdi Paşa Camii diyorlar. Neden Paşa dediğini, denildiğini birazcık tahmin ediyorum. Onu da bilahare söyleyeceğim. Esas burayı yaptıran 1. Çelebi Mehmet Han yaptırmış. Yaptırış dönemi de 1419 deniyor. 1419. 1413'te padişahlığı başladı. Demek ki padişahın 6. senesi de burayı yaptırdı. Çünkü kendisi de bu Edirne bölgesini çok iyi bilirdi. Edirne, Hayrabolu ve Yıldırım Beyaz Han'ın gerisinde kalan vefatından sonra, Ankara Savaşı'ndan sonra gerisinde kalan 5 çocuğu, muhtesif, efendim, ben padişah olacağım, ben Osmanlı padişahım diyerek tabii sadece onlar değil, onların etrafını saran, istikbalden bir şeyler bekleyen, kendiler için bir istikbal bekleyen, bir mürüvvet bekleyen insanlar bu gencecik, tertemiz, iyi yetiştirmiş insanları kışkırttılar. Gerek Edirne'de, gerek Hayrabolu Ovası'nda, gerekse Konya taraflarında birçok yerde kardeş kanı aktı. Beş kardeşin birbiriyle savaşları neticesinde 1403'te yani 1403'ün başlarından itibaren başlayan bu savaş 1413'e kadar tam 11 sene devam etti. Birçok devlet adamı yeni padişahım diyenlerin yanında devlet görevlerini aldılar. Bursa'yı başkent yapan oldu, Edirne'yi başkent yapan oldu, para bastıran oldu, Amasya'yı başkent yapan oldu. Çelebi Mehmet Han da yandaki Ketüdasına dedi ki ben bu kardeşlerimin durumunu sevmiyorum. O hiç girmedi. Orada sancak beyiydi Amasya'da. Ketüda dedi gel senden biz hacca gidelim. Orada da mücavir kalalım. Mücavir kalmak demek bir sevilen yerde ben artık buranın etrafında oturayım kalayım burada ölüyüm demek. Vefatı orada istemek. Mücaviri olmak o demek. Yani oranın hizmetinde olmak. Bir yere has kendini bir manada vakfetmek gibi bir şey. Bedenini vakfetme işi, mücavirlik. Sonra Osmanlı'da bu mücavirlik çok geniş bir alan oldu. Ve Hicaz'da 1. Selim Han zamanında gelip de tabi olunca Hicaz emiri Mısır'da Yavuz Sultan Selim Han'a artık Osmanlı toprağı olarak çok İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan gidip orada mücavir olarak kalıp yani kabri saadete veya harem-i şerife Mekke-i Mükerreme'de birçok hizmetler yaparak ölüp kalan insanlar var. Şimdi kabirleri var Nerede kabirler efendim? Kabir bırakmadılar ki efendim. Eğer ellerinden gelse başka başka kabri de kaldırmaya çalışacaklar ama Allah Teala ölelerine fırsat vermesin diyoruz. İşte Çelebi Mehmet Han 1413'ten 1421'e kadar 8 sene ilk 8 senelik padişahlığı olan da Osmanlı'da Çelebi Mehmet Han'dır. Yıldırım Bayezid'in oğlu. Çelebiliği de efendim annesi Mevlana Hazretleri'nin soyundandır. Kütahya'dan aldıydı kızı. Kütahya'da Mevlana Hazretleri'nin soyundan olan bir hanımefendiyle evlendiği için Çelebiliği de o soydan geldiğine binaen söylenmiştir. Hani Osmanlı padişahlar hep yabancı kadınlar kızlar alırlardı. Yalan efendim külliyen yalan. Kitapları okumuyorlar ki. Var mıydı yabancı hanımlar? Elbette vardı. Ama Türk hanımları da vardı. Evet. Ta ilk zamanlardan 11 padişahın bütün eşleri evet öz Türk evlatlarıydı. Ya efendim Hürrem Sultan da falan kardeşim Müslüman olmuş mu bu? Olmuş. Bu dini kabul etmiş, sevmiş mi? Evet. Hayrat yapmış mı? Evet. Peki ne istiyorsun? Yani niye Burus Müslüman oldu diye Müslüman kıskanıyor mu ondan? Senin hakkın yok ki. Allah Teala onu kıskandırmamış. Bir kimse gelir Müslüman olsa, isterse ateist olsun, bir rahmen Budist olsun, kardeşimdir benim, sarılırım boynuna. İşte bu camiyi yaptıran da Çelebi Mehmet Han. Bunun birçok yerde hayrat eseri var. Kısa zamanda padişahlık yapmış olmasına rağmen, süresi, saltanat süresi kısa olmasına rağmen, Amasya'nın Merzifonu ilçesinde yine buna çok benzer bir cami var efendim Çelebi Mehmet Han'ın. O da çatılı, bu da çatılı sordum şimdi imam efendiden ki bu eskiden kubbeli miydi yok efendim herhalde çatılıydı dedi. E çatılı cami olur mu? Olur tabii canım. Bir gideki Aydın Mehmet Bey Camii çatılı. Yani çatılı olması demek illa bunun bir kiliseden falan çevrilmesi demek değil. Bakınız şu mermerler, şu son cemaat yeri. E kıble böyle. Burada kapısı var. Kıblede bu istikamet. Önde de bir mihrabiye var. Burada da cemaat için çeşitli dersler yapmak üzere işte oturaklar falan konmuş yani bu burada bir kahve çay kahve içilecek yerler değil öyle bir yerde yok etrafında ee, sakin bir mahallede burada oturup caminin içinde yapacağına yazın burada serin serin derslerini yapan insanlar oluyor Kur'an-ı Kerim dersleri falan da yaptıklarını zannediyorum. Tavanları ahşaptır, pencereleri kesme taştandır, süveleri lentoları hepsi kesme taştandır. Ama ne olmuş? Sıvanmış. Hadi bu suvanın altında hangi taş var? Kesme taş var. Nerede? Yok. Bu mermerlere zaman içerisinde, işte burada cemaat girerken karda, kışta üşümesin diye maalesef şu taraflara, şöyle o kapıyı kullanmışlar o zaman. Orada bir tane daha giriş kapısı var yanda. Yani kıbleye doğru giriyorsunuz oradan. Şu, şu istikamette giriyorsunuz. Mermerlere koca koca çiviler çakmışlar. Mermere. Paslanmış. Kırılmış, ucu kalmış. İnsan dokunsa yırtar, tatanız olur. E, o da mermeri berbat ediyor şimdi. O pasıyla o mermeri çürütüyor. Bunu ne yapıp? O pas eritici bir şeyi almak sureti, o demirleri oradan bir kişi alıverse, bir tek şöyle bir bir tüp e, pas çözücü bir şey lazım, fışkırtıp oraya, onu hemen 3 dakika sonra çekip alırsın, iş biter. O kadar kolay ki efendim. Cemaatten biri bile bunu yapar. Bu tarih eseri müdahale etmek değil, tarih eseri kurtarmak işidir. Şimdi bu caminin hemen karşısında bir güzel kabristan var. Hakikaten çok mükemmel. Yani Trakya'da bu kadar kabrin bulunduğu ve tarihi de 500 sene öncesine kadar varan kabristan pek görülmez. Edirne'de vardır biraz. Ama buranın bir bakıma ihtiyacı var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı böyle camilerdeki cami hazirelerindeki veya yanındaki e, kabir, kabristandaki kabirleri, kabristan kabirlerini pek güzel bir projeyle ortaya çıkardılar. Timur Taşpaşa Camii'nin avlusunu çıkardılar, çiçek gibi oldu. Lami Çelebi Camii'ninkini çıkarttılar, çiçek gibi oldu. Yani ilgililer Bursa Belediye Başkanlığı'na temas etseler, projelerini de onlar yapar. Buraya adam da gönderirler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu konuda çok istekli, arzulu benim gördüğüm kadarıyla. Bu kabristanı kurtaralım efendim. Yani bunu böyle durdurdukça işte otlar, çöpler birikiyor. Mezar taşları gömülmüş. Tarihlerini çoğunu okuyamadık. Ta aşağılara kadar yarım metre, 75 santim gömülen mezar taşları var. Bir bakımı lazım. Bilen birisi erbabı olacak, üşenmeyecek. Aa bu taş buradaymış sökün sökün sonra bir yerlere koyarız onu demeyecek. Kimin taşı kimin taşıysa. Bugün her ilde üniversitemiz var. Üniversitemizin sanat tarihi bölümü ve tarih bölümleri var. El ele verseler şurada Tekirdağ'daki üniversite el ele verse bu işi tıkır tıkır yürütür. Bunu da azizlerine tavsiye ediyorum. Şimdi biraz da içeriye gidelim. İçeride de Çelebi Mehmet Han'la ilgili onun devriyle ilgili bazı bilgiler vereceğim ve caminin işini tanıtacağım. Süremizi zorluyoruz. Efendim e, ve geçelim içeriye. Şimdi Caminin harim kısmına girdik. Harim kısmında herhangi bir direk kullanılmamış. O da enteresan. Demek ki yukarıdaki çatının askı hesabı çok güzel yapıldı. Böylece de cemaatte bir bölünme olmamış. Cemaat tam cemaat olmuş yani. Çünkü Süleymaniye'de bile koca koca payeler var. Cemaat ister istemez payi ortaya gelince saf bölünmüş oluyor. Burada bir bölünme yok. Minberi normal minber yerinde ama. O zamanın minberi değil. Minber. Mihrabı, o zamanın mihrabı mermer olma ihtimali çok kuvvetli bunun. Çünkü bunun mimarı İvas Paşadır. İvas Bey hem paşadır, hem kumandandır, hem de çok iyi bir mimardır. Mimar Sinan'dan çok önce mimarisini Osmanlı'nın bu kimse yapıyordu. Çelebi Mehmet Han'ın yaptırdığı camiyi yani Yeşil Cami diyoruz ya Bursa'da efendim. O camiyi bu mimar yaptı. Evet. Yeşil Türbeyi bu mimar yaptı. Efendim Karagöz Hacivat. Hacı İvaz değil de Hacivat diyorlar. Dat harfi Kur'an-ı Kerim'de dat olarak okunur ama normal Osmanlıca okurken dat harfi bazen z şeklinde okunur. İvaz denir. Hacivat denmiş. Hacı Hacı İvaz'ı Hacivat'a benzetmişler. Yani Karagöz Hacivat, işte bu İvas Paşa hem mimar hem de işte sağda solda şaklabanlık yapan bir insan manasına söylenmesi hiç doğru değil. Burayı da onun yapmasını benim mantığım, aklım yüzde yüz kabul ediyor. Doğrudur, o yapmıştır. Ama ondan sonraki dönemlerde, tabii bu bölge Trakya bölgesi İstanbul'da dahil birçok büyük zelzeleler geçirmiştir. İkinci Bayezid Han zamanında geçirmiştir. Efendime söyleyeyim, ikinci Selim Han zamanında geçirmiştir büyük zelzeleleri. O zelzeleler İstanbul'u böyle elekten eler gibi yapınca herhalde Hayrabolu'yu da sallamayayım dememiştir. Çünkü burası zaten bir çökektir, dolgu bir bölgedir. Olduğu gibi Trakya, Istranca dağlarının bütün alüvyonları buraya akmıştır. Dolayısıyla bu da burada dolgudur. Şimdi Hacı İvaz Hazretleri, Vefatı 1428. Bu camiyi yapmadan 9 sene önce 9 sene sonra vefat etmiş. 9 sene sonra. Osmanlı'da vezirazamlık yapmış. Mimarlık yapmış. Efendim. Bursa'da vefat etti. Kabri Bursa'da Pınarbaşı Kabristanı Kuzgunluk tarafında. E ne olur o da bir ortaya çıksa da şöyle diğer türbeler gibi yapılsın istemiyorum ama Bursa'ya gelen de o kabristana gidip orada onu ziyaret etse, olur inşallah, o da olur, oluyordur. Şimdi şöyle, girdiğimizden itibaren ben arkamı da size dönmeyeyim. Ee, arkada bir mahfil var. Taç kapısı sanki benim arkamdaki kabul edilmiş. Şimdi yandakini kullanıyorlar da arkamdakini taç kapı kabul edelim. Çünkü o tarafta da son cemaat var, bu tarafta da son cemaat var. Selçuklu tipi buradaki ee, hem kapı var hem son cemaat var. Böylesine uzunluğuna da var. Enine de son cemaat yeri var. Ahşaptan bir mahfil. Buraya kadınlar mahfili diyorlar ama kadınlar mahfili olur mu efendim? Yok ki Osmanlı'da böyle bir şey. Ha orada da hoca efendiler ders yaparlardı. Caminin içinde ders yaparlardı. Birbirini rahatsız etmesin diye mahfiller ayrılmış. Ayrı bir müezzin mahfili konmamış. Buna çok memnun oldum. Çok sevindim. Demek ki uygun olan şeyler yapılabiliyormuş. Müezzine bir mahfil koyarsanız müezzin oradan kalkmıyor. Cemaat başlıyor, namaz kılmıyor, müezzin de burada imama uyuyor. E, uygun olmuyor ki, fıkıh kitapları buna müsaade etmiyor. Arada bir saflık, boşluk olmayacak. Büyük yerde ise, eğer dışarıda ise bir araba geçecek kadar boşluk, imamla cemaat arasında olmaması lazım. Ya lambiri yapmışlar, rutubet gelmesin diye herhalde ama burası rutubet memleketi değil, rutubette olmaz. İşte efendim, birileri camilere hayrat yapacağım diye Yeni çıkmış bir alüminyum doğrama varsa onu getiriyor, koyuyor. Böyle bir lambiri varsa lambiri alalım da şöyle güzel olsun ya, soğuk soğuk duvara değmeyelim diyor. Yerler şu anda tabandan ısıtmalı. Türkiye'deki bütün camiler, benim dolaştıklarımı söylüyorum, burada da cuma namazı kılarken bayağı bir sıcağın içerisinde cuma namazı kılmak nasip oldu. Fazla penceresi yok. Pencereleri de Osmanlı usulündeki gibi İçe doğru açık yapılmamış. Belki o dönemin mimarisinde böyle bir şey vardı. Daha sonradan içe doğru biraz daha açık yapınca caminin içerisi daha iyi bir şekilde aydınlatılmış. Tavanı olduğu gibi ahşap. işte bir avizelerle aydınlatılıyor. Bunda mermerden bir minber olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi ahşabı var. Ya başına bir iş geldi ya birileri kırdı döktü bu istilalar, işgaller sırasında. Artık vebaline onlar katlansınlar. Çelebi Mehmet Han vefatında 1421'de yerine oğlu 2. Murat Han geçti. 2. Murat Han da babası tarafından iyi yetiştirildiği için aynı davaya, aynı hizmet yoluna o da koşturdu. 2. Kosova ona nasip oldu. Varna Meydan Muharebesini kazanmak ona nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştirmek ona nasip oldu. E az şeyler mi nasip olmuş efendim? Fatih'in babası olmak az şey mi yani? Evet. Dolayısıyla bunlar çok hayırlı insanlardı. Bizler de hayırla yad edelim onlardan kalan eserleri de. Burası çok güzel, bakımlı. Bir de mezarlığını şöyle bir derler, toparlarlarsa, bura hakikaten Hayrabolu'ya gezmeye gelenlerin, aa orayı bir görelim ya, bir arkadaşım görmüş, çok çok hoş bir yermiş, çok güzel, sakin bir yermiş falan diye. Buraya insanlar yığılır efendim. Evet, gelsinler, görsünler yurdumuzda neler var. Ben de zaten bu programı onun için yapıyorum efendim. Hayrabolu'daki tarihi yerlerin anlatımına devam edeceğiz. Burada Çelebi Mehmet Han'ın yaptırdığı, şimdi halkın Paşa Camii dediği cami anlatımının sonuna geldik. Abdülhassan 1875'te yani tahttan indirilip şehit edilmeden bir sene önce bu camiyi köklü olarak tamir ettirmiş. Bu caminin özelliklerinden birisi de bütün duvarlarında böyle ayet-i kerimeler yazılmış. Şu hemen minberin külahının yandan besmele-i şerifle başlıyor efendim. Geliyor bir sure-i şerif olduğu gibi var ama hangi sure-i şerif olduğunu şimdi çıkaramadım. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.